Merhaba arkadaşlar ben Göksel. Bugün oda videomla karşınızdayım. Sizlere odamı göstereceğim. Evet. Bakalım nereden başlayalım? Şöyle kapıdan başlayayım hatta. Evet arkadaşlar buranın dışı benim odamın dışı oluyor. Dış sınırlarım benim. Benim sınırlarım diye. Benim sınırlarım işte burası. Şöyle masadan girişte hemen masadan başlayalım. Protein tozu var arkadaşlar Arnold Schwarzenegger lisanslı Arnold abimizin lisansını ismine verdi. Protein tozu. Çikolatalı kendisi. Bunların bir de vanilyalısı ve sadesi oluyor. Sadesinin iğrenç olduğunu duydum. O yüzden spora yine başladıysanız eğer kesinlikle çikolatayı tavsiye ederim. Çikolatalısını alın. Evet şurada paralar var. Bozuk paralar. Evet. 2, 4, 6, 7. Şunlar kaç? 7. Yedi, 7,5. Yedi evet 7,5 lira param var. Şurada ticket'ım var. Eski iş yerinden kalmış olan. Kaplansanlarım videolarda da ara, e, ara sıra görüyorsunuzdur. Bunlardan genelde koliyle alıyorum. İçinden 20 adet çıkıyor. Bitene kadar lıkır lıkır içiyorum çünkü lezzetli, güzel. Spreylerim, parfümlerim, kremlerim, ıvır zıvır işte bakım ürünleri falan. Şunun içinde e, McDonald's'ın çocuk menüsü galiba. Aynen çocuk menüsünü vermiş oldu. Şöyle dondurma, e, kola, hmm, patates kızartması var. Şöyle göstereyim ve hamburger. Evet hamburger. Fakat bunun alt kısmındaki ekmeği yok ve köftesi yok. O da düşmüş. Neyse onu daha sonra. köftesi şu. Köftesi de bu. Atalım bunu da. Şöyle dolabım var. Dolabımda çerezler, ıvır zıvırlar, işte gereksiz kağıtlar falan filan onlar. Şöyle dolabım var arkadaşlar. Biraz karanlık olabilir video. Şöyle hatta geriden çekeyim. Dolabım, gardırop, elbiselerim falan burada. Onun haricinde şöyle gelelim yavaş yavaş. Şuranın üzerinde yine şöyle bodrumdan e, hatıra olarak almış oldum. Gemi. Yat. Güzel bir figür benim için. Onun haricinde iki tane üniversite öğrencisinin çalıştığı bir iş yeri vardı burada Eskişehir'de. Böyle daha çok hediyelik eşya tarzında işte vitrin süsleri, figürler, kumbara vesaire işte oyun Marvel e, karakterleri falan filan. Böyle incik boncuğun olduğu bir Dükkan var. Güzel bir dükkan. Severiz kendilerine Şöyle bunu aldım. Skype yazıyor. Pek Skype ile ilgim olmasa da şu atmosfer gördüğünüz gibi Fallout oyunlarını andırdığı için şöyle güzel bir benim için tablo diye düşündüm. Hatta arkadaki tablo da yine aynı şekilde post apokaliptik bir dünya gibi. Hemen aldım. Çünkü ben post apokaliptik dünyaları severim. O yüzden onu da aldım. Şimdi şöyle bilgisayardan mı başlasak? Dolaptan mı? Direkt dolaptan başlayalım. Genelde herhalde merak edilen yer burasıdır. Genelde arka planda burası var çünkü. O yüzden buradan başlayalım. Hmm, şöyle geriden başlayayım arkadaşlar. Hulk var. Bir adet Hulk var. Hatta ışığı açayım değil mi? Biraz daha loş bir ortam olsun istedim. Işığı açınca ekran biraz bulanıklaşıyor maalesef. O yüzden neyse şöyle olsun artık. Şimdilik açalım. Evet şurada rakum var. Göstereyim şöyle. Onun haricinde yanında Grotumus, Hulk, Black Panther, Captain America, Falcon, Iron Man, Hulkbuster ile beraber. Şunun ismi zamandı galiba. Sadece zaman diye hatırlıyorum. Alice Harikalar Diyarında'nın filminde oynayan ikinci filmde hatta şu da Bay Shapgacı, Johnny Depp'in oyunculuğunu üstlenmiş olduğu şahıs. Şurada arkadaşlar en son doğum gününde hediye gelmişti. Batman Arkham Knight'ın serisinden bir figür. Şöyle sevdiğim e, animasyon serilerinden bir tanesi oyuncak hikayesinin meşhur Woody'si. Bunun arkasında şey var. E, İp baronu gerdiğiniz zaman konuşabiliyor. Hatta şöyle konuşturalım. Evet, tek elde yapabilecek miyiz? Evet. şu şekilde bunu da böyle koydum otursun sevdiğim bir enerji daha Masterın hemen reklamımızda yapalım şurada bunu e, bir otelde bulmuştum ya Çanakkale'de sanırsam kaldığım zamanlarda otelde birisi odasında unutmuş tam da benim sevdiğim şey böyle Süper Mario'nun bir figürü oyuncu onu hemen almıştım ben de unutulduğu için şu da Lightyear, Buzz Lightyear yine oyuncak hikayesinin meşhur karakteri. İşte lazer. Şuna bastığın zaman yanlardan kanatları çıkıyor. Fakat şu an basarsam burası böyle bir dağılacak. O yüzden basmıyorum. Şöyle kaskını da indirelim. Bu da e, telefonlarda kullanabileceğimiz klasik bir VR. Bunu da vatan bilgisayardan almıştım. Bayağı bir ucuz fiyatı vardı. O zaman şu an Bilmiyorum fiyatını da o zaman 20 liraydı. 20 liraya almıştım bunu. Yani idare ediyor işte. Denemek için yani en azından nasıl desem merak edenleriniz varsa VR'ın nasıl bir şey olduğunu yani alın görün ama çok fazla bir şey beklemeyin telefondan. Şu bilgisayarın yine parçaların kutusu. Ekran kartı GeForce 1050 Ti. Daha önce 1070 almıştım arkadaşlar. 1070'de 3 kere değiştirdim. Daha sonra bu 1070 Ti'ler çıkmaya başlamıştı. 1070 Ti aldım. Onda da aynı şekilde e, coil Vine sorunu bana denk geldi. Açıkçası Coil Vine sorunu vardı. 1050 Ti'de yok diye duydum. Hemen gittim 1050 Ti aldım ben de. E, tamam performanstan ödün vereceğiz ama o ses de beni deli ediyordu açıkçası. Hani en azından 2000 serisini de beklemek istedim. 2000 serisi bilgisayara bakalım hem. 2000 serisi gelene kadar bununla idare ederim diye düşündüm. O yüzden bunu aldım. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Ses falan filan yok. MSI'nin yine anakartı. Şurada Pringles'ın çıkardığı yeni Tortilla serisi. Çok güzel. Bunları da tavsiye ederim. Star Wars'un Chewbacca, Kylo Ren, şu da verdikleri oyuncakların yanlarına, figürlerin yanına verdikleri şöyle kartlar. Arkalarında şifreleri var. Bunun normalde Marvel'ın oyunu var. Infinity adında. Oyunda bu karakterleri yansıtabiliyorsunuz oyuna. Bu karakterleri açabiliyorsunuz. Böyle bir özelliğe sahip. Şurada Hayalet Avcılarının klasik ikon haline gelmiş hayaleti var meşhur. İçinde bunun şey var. Slime var, Ektoplazm olarak geçiyor ve hakikaten güzel oynaması keyifli fakat buna ilk aldığımda şu seviyedeydi. Şimdi şuralarda kendi kendine slime eriyor herhalde. Onu da bilmiyorum, fikrim yok. Şöyle işlemcim var, Ryzen. Şöyle göstereyim onu da. Ryzen 5. 1600 serisi sonunda aynı şekilde. Şimdi şöyle yavaş yavaş aşağı inelim. Şurada bu arada gitarım var yatakta dolabın arasında. Kaldırının maskesi. Bunu Diyanet'den almıştım. Hatta almadan önce bir hafta sonrasında falan sineması gösterime girecekti. Sinemalardan film gösterime girecekti. 250 lira fiyatı vardı. Fakat kalmadığını gördüm ertesi gün. Sonra dediler ki sinemadan sonra bir iki hafta sonra hatta gelir. Tamam dedim. Geldi. Direkt kredi kartını verdim. Aldım. Eve bir gittim. Slibe baktım abi. 500 lira. Tabii sesimi çıkarmadım o konuda çünkü zaten alacaktım ki normal fiyatını araştırdım zaten 500'müş sadece Filmden önce bir kampanya olmuş o yüzden 250 liraymış keşke alsaydım dedim ama olsun Yine de koymadı helali hoş olsun diyorum çünkü Seviyorum kendisini ses falan değiştirme özelliğine sahip elektronik bir maske Onun haricinde arkadaşlar şöyle çiçeğimiz var Şurada Windows'lar falan filan zıvır zıvır yine şurada neymiş hmm, Bu şey şimdi tek elle açmam zorlanacağım da. Yüzüklerin Efendisi'nin kitabının içinden çıkan Orta Dünya haritası. Daha sonra da gösteririm. PlayStation 4 oyunları arkadaşlar. Şu ana kadar almış olduğum e, PSN haricindeki. Ben genelde PSN'den çok nadir oynadırım. Genelde kutulu alıyorum. Evet şu sıralar fiyatları baya yüksek. Ama koleksiyon yaptığım için benim gibi koleksiyoncular için özellikle kutulu olmaz olmaz. Bu yüzden dolar bayağı bize etki etti açıkçası piyasana e falan göre kampanya falan bizde pek fazla yok o durumlar. Neyse şöyle devam edelim. Fallout'un bombası var meşhur. Atom bombası. Şuraya basınca böyle bir ses çıkıyor. Kapağını açtığınızda da içerisinde Fallout'un serisi var 3'e kadar. Hatta New Vegas dahil. E, 4 yok sadece Fallout 4 hariç bütün Fallout'lar içinde mevcut. Şöyle PS için 3 oyunları şu alt tarafta yine PlayStation 3 oyunları, şu yanlara PlayStation 3 oyunları var. Artanlara oraya koydum. Kitapları kısaca tanıtayım. Bunların bu arada arkadaşlar bu oyunların PlayStation 4 oyunlarını, PlayStation 3 oyunlarını hepsine tek tek daha sonra bir inceleme videosu olarak yapacağım. Onun haricinde Lovecraft serisi var. E, karanlıkta Fısıldayan, Deliliğin Dağlarında artı yaratık e, filminden sonra kitabını almışım hemen. Henüz okumadım ama aldım. Hoşuma gitti. Şöyle kapakçığı falan güzel. Şöyle göstereyim güzel bir kapağı var. Sırf o yüzden aldım. Ee, şu Tolkien'in son kitabı Kurlar bu. Sonradan yapılan kitap. Tabii son ne kendi şeyi ama şöyle göstereyim. Hurlinin Çocukları, Hobbit, Silmarillion, Bitmemiş öyküler Yüzüklerin Efendisi üçlü e, cilt, halindeki, tek cilt halindeki kitabı. Stephen King'in It. Yani o. Onun haricinde. Şurada yine dediğim gibi PlayStation 3 oyunları var. Şunlar çizgi romanlarım. Çizgi romanların hepsi şu an burada değil. Diğerleri ailemin yanında. Ben ayrı evde yaşadığım için şu anda sadece bunlar elinde. Onları getiremedim. Getirdiğim zaman da incelemesini yapacağım. Şu köşede gördüğünüz gibi şu kırmızılı Amerikan Tanrıları. İlk diziye başladım. Dizi hoşuma gittiği için kitaplar genelde dizi ve filmlerden daha güzel olduğunu biliyoruz. O yüzden direkt kitabını aldım. Henüz onu da okumadım. Metro 2000 serisi, 2033, 2034, 2035 Game of... Şöyle en altta Game of Thrones serisi var. Şunlar spor e, salonu için gerekli. Dumbledore'ın falan filan. Onlar ıvır zıvır. Şöyle Mass Effect serisi var. Yükseliş, intikam, keşif, kayıp yıldızlar, kan bağı, Vector Prime, Star Wars'un e, Witcher'ın kitapları, Elflerin Kanı, Kaderin Kılıcı, Son Dilek, Nefret Çağı mevcut. Ya bu arada Witcher demişken, şurada çizgi romanların arasında Witcher'ın çizgi romanı da var. E, canlar, Kona'yla tilk Çocuklar. Sadece şu an Türkiye, onlar gelmiş. O yüzden onları alabildim. Şurada PlayStation 3 oyunları yine aynı şekilde. Şurada en sonunda Bioshock, e, Warcraft, Nutuk, Anna Karenina, Tolstoy'un, daha sonra ölevinden Anılar, Dostoyevski'nin Oda adlı bir kitap, Türk mitolojisi, Muğla Türkler, hmm, Hun Türkleri, Göktürkler, Osmanlı Tarihi ve Mesnevi Kitabı Mevlana'nın. Şimdi diyeceksiniz ki bu kitaplarda bunlar ne alaka? İşte bunlar sevdiğim kitaplar. Bilim kurgu, fantastik oyunlarla ilgili. Onlar merak ettim. Ben tarihle de aynı zamanda ilgilendiğim için, merak ettiğim için seviyorum. Yani özellikle öncelikle kendi tarihimizden başlamak istedim. Türk tarihi. Onun haricinde Amerikan tarihini severim. Araştırmaya falan. Özellikle bu Kızıl kızılderililer olsun, mayalar olsun. Asik uygarlı olsun. Merak ettiğim ve sevdiğim konular arasında. Ve Mısır tabii ki. Şimdi bilgisayara gelelim sırada. Bilgisayarda şu bu arada bilgisayara gelmeden yatağım arkadaşlar böyle güzel bir yatak yumuşacık. Şöyle göstereyim. Şunlar Philips'in speakerları. 2 artı 1. Şu altta subwoofer şurada. Şöyle kasam arkadaşlar. Kasam gördüğünüz gibi e, sadedir. Ben sade şeyleri daha çok seviyorum. Bilgisayar donanımlarında genelde. Onun haricinde Logitech mouse'u var. Şöyle PlayStation 4'ün kulaklığı. Bunu kullanıyorum. Kaliteli. Onun haricinde normal şartlarda ben daha güzel hani. Daha güzel demeyin de konsol değil de bilgisayar için PC için uyumlu bir kulaklık almayı düşünüyordum. Fakat fiyatları baya fazla şu an. O yüzden alamıyorum. Alana kadar bununla idare edeceğim. Şu Frisbee'nin mini USB fanı. işe yarıyor mu? Evet. Ufak olduğuna bakmayın. Derler ya önemli olan e, boyut dil icraatları da işte bu. Arkadaşlar icraat bu. Siz hakikaten yaz aylarında yani en azından yüz bölgenizi ve gövdenizi soğutabiliyor, serinletebiliyor. Tavsiye ederim. Güzel. Şu printer'ım Canon'ın. Onun haricinde e, Logitech'in G810 serisi. Şöyle ışıklı falan filan. Mekanik klavyesi. Bu da gerçekten e, dediğim gibi sade sevdiğimden dolayı sade aldım. Çok hoşuma giden bir klavye. Fakat genelde ışığı kapalı kullanıyorum. Şu İngilizce sözlüğüm. Hala İngilizce çalışıyoruz maalesef. Şurada hatta İngilizce eğitim setleri falan var. Şöyle göstereyim şunlar. PlayStation 4'ün kontrolörü, PlayStation 3 için almış olduğum Move kontrolörü, şu Logitech PC için kontrolörü, PlayStation 4 Pro'muz. Şu PlayStation 4 Pro'nun şey Pro kutusunun içinde PlayStation 3'üm var. Onun işte arada çıkartıp PlayStation 3 oyunlarını nostaljik olarak oynadığım zamanlar çıkartıyorum. Ara sıra şu softbox'ım bunu kendim yaptım. Gördüğünüz gibi her tarafı bantlı bir şekilde falan böyle ayaklıkları falan eski ampulü falan söktüm. Bu şekilde kendim yaptım çünkü bunu şu an almaya kalksam 800 liradan başlıyor. 1000 liraya 2000 liraya doğru çıkıyor. İnternette uçuk fiyatları var. O yüzden direkt kendim yapayım dedim. İdare ediyor şu anda? Eh işte idare ettiği kadar. Onun haricinde şurada harita çivileri var. Şu mantar pano için. Orada da göstereyim hemen. Printer'dan işte sevmiş oldum. Eee Böyle hoşuma giden resimleri falan çıkartıyorum. Last of Us'ın çizgi romanından sayfalar bu arada bunlar. Şunlar günlük programım. Onun haricinde Witcher'ın şöyle esprili güzel bir resmi. Avengers, Rick and Morty, God of War'un wallpaper'ı, duvar kağıdı. Şöyle sarı ışığım var. Onun haricinde zaten ekranda gördüğünüz gibi Trust'ın daha önce söylemiştim mikrofonu, pop filtre'ı, ayaklığı. Kl ee, klavye demiştim. Monitör arkadaşlar. Monitör BenQ'nun tercih ettim. Bu 400 lira, lira civarında bir monitör. Şu an 60 FPS veriyor ve Full HD. HDMI girişli. Onun haricinde bunun, ee, bundan önce ben 12 kere abartısız söylüyorum monitör değiştirdim. Maalesef hani Türkiye Türkiye'de miyim? Dünya genelinde üretilen monitörlerin birçoğunda sıkıntı var. Ne sıkıntısı? Bulutlanma, ee, ışık sızması, ölü piksel. Daha önce Viewsonic aldım. Hatta şurada kağıda falan kalmıştı. Samsung'un yeni çıkan Curved Quantum Dot e teknoloji e yeni monitörlerinden almıştım. Bu şeylere falan vardı. Kavisli ekranlar. Ondan almıştım arkadaşlar. 144 Hz. Fakat onda da maalesef bulutlanma vardı. ışık sızması vardı. Ondan önce dediğim gibi Viewsonic denedim. Philips denedim. Neredeyse hepsinde ışık sızması çıktı. Ben ışık sızması takıntılı bir insanım. Böyle siyah ekranla falan genelde çalışacağım için ve koyu renkli ekran kullandığım için arka planda da ışık sızması bayağı belli oluyordu O yüzden bunda şu an hiçbir sorun yok. Direkt bunu aldım. Demek ki ne varsa ucuzlarda var. diyorum Ve e, tabii ki daha sonra yeni bir monitör almayı istiyorum. 4K veya 144 Hz özelliği olan. Şöyle dedim e, gösterdiğim gibi daha önce. Kasam var. Kasada 1050 TL ekran kartı. 8 GB RAM var. 16 GB maalesef şu an yapamadım. Biliyorsunuz malum dolar yüzünden RAM 16 GB yapacağım. Ekran kartını 2000 serisi almayı düşünüyorum. Çıktığı zaman özellikle 2070, 80 falan şu an bütçe yetmez. 2070'e birazcık e, kasacağım açıkçası. Onu alırsam bir de güzel böyle bir e, monitör alırsam 144 Hz veya 4K 60 FPS fark etmez. ikisinden biri olur. O şekilde. Bunu da e, monitör yükseltmek için de şöyle bir şey yaptırdım ufak. Tahtadan Şurada da MSI'ın ekran kartı içinden çıkan logomuz var. Ejderha logosu. Legosu yalnız. Logo da değil. Şurada hard disklerim var arkadaşlar. Bunların içinde işte programlar falan var. Belirli kullandığım işte resimler, dosyalar, diziler falan filan. Onlar da, da ıvır zıvır şeyler dolu. Ha bu arada en çok göstermek istediğim şey. Hani e, umarım böyle yakın bir zamanda büyürüz de <laughs> kanal olarak. En azından bize de bir sponsor çıkar. Evet arkadaşlar şu benim oturduğum güzide koltuk. Artık fark ediyorsunuzdur. Bunda insanın götüne hale geliyor. Bakın. Bu sürekli böyle düşüyor, kayıyor falan. Bu normalde hani şöyle durması lazım ama artık yamuldu. İçindeki sünger falan da gitti. Böyle duruyor. Bir şekilde buraya oturuyorum, yaslanıyorum. İşte yumuşaklığı e işte hani idare ediyor. E ben de istiyorum bir oyuncu koltuğu ama tabi bu <laughs> izlenmeli şu anda zor. Umarım ilerleyen zamanlarda dediğim gibi kanalımız büyür. Güzel bir hale gelir. E bize de bir sponsor olup alırsa ona teşekkürlerimizi sunar reklamında yaparız. Evet arkadaşlar o da videomuz bu kadar. Daha sonra diğer odaları da yapacağım. Yani ev video yapacağım. Onun haricinde PlayStation 3 ve 4 oyunlarının tek tek ve kitapları. Daha sonra da çizgi romanları tek tek incelemelerini yapacağım. Bundan ayrı videosu olacak. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.